Ya bu fetö meselesi hala e, böyle konuşulan bir konu. İlginç en ilginç çıkış Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Ali Köse'den geldi. Ali Köse 15 Temmuz'dan gerekli dersi almadık, yeterli önlemleri alamadık. Hatta ben bunu bir bir fetö gitti. Bin fetö geliyor diye değerlendiren bu şekilde sloganlaştıran birisiyim. Ee, yani ne, ne, zafer ne demek istiyor? Yani tam anlayamıyorum ben. Yani ne demek istiyor? Bir fetö gidiyor git, gitti bin fetö geliyor. Yani şeyi nedir? Ee, maksadı nedir? Aslında tam olarak o şöyle lanse edildi. Hani bir FETÖ gitti, bin FETÖ geldi gibi lanse edildi ama orada kendisi bir ilahiyatçı, bir akademisyen olarak bir uyarıda bulunuyor. Bence son derecede haklı bir uyarıda bulunuyor. Hani açıklamanın TRT'de yapılmasını çok farklı yerlere çekmeye çalışanlar oldu. Hani o işte devlet içerisinde hani FETÖ benzeri bir yapılanmanın bundan sonra bir daha meydana gelmemesi için bir ilahiyatçı, bir akademisyen kimliğiyle e, bence yapıcı bir öneride bulundu. Yani, Onu söyledi ama... Şöyle bir şey var galiba. Bir... Bağlamından çok kopartıp... Şu, şu Şöyle bir şey var galiba. Şimdi bu FETÖ denilen olay nedir abi sonuçta? Dini görünümlü bir cemaat havasında ülkede ortaya çıkmış. E, bu cemaat, dini görünümlü cemaat havasını kullanarak kadrolaşmaya çalışmış, çeşitli bakanlıklarda, kurumlarda, yapılarda bütünüyle buna yönelmiş. Ben bu İlahiyat fakültesi dekanının uyarısını şöyle anlıyorum: dini yapıların, dini cemaatlerin, dini tarikatların kurumlara e, sızma girişimi, kurumlarda var olma e, girişimini eleştirdiğini düşünüyorum. Haklı mıyım yoksa başka bir şey mi söylemek istiyor? Zafer. Ya muhtemelen yapıcı yapıcı bir uyarıda bulunuyor bence. Eğer diyor hani tedbir alınmazsa, önlem alınmazsa FETÖ benzeri aslında niyeti farklı olan yani herhangi bir dini niteliği olmayan ama kendisine öyle gösteren yapılanmalar Devlette egemen olabilir diye bir uyarıda bulunuyor. Bence 15 Temmuz'un ruhuna da uygun bir açıklama. Ama Ahmet Bey şunu vurgulamak lazım. Yani öyle birilerin anlattığı gibi yok. Şu Bakanlığı bu tarikat ele geçirdi işte. Bu Bakanlıkta şunlar hakim gibi geçmişe dönük tartışmaları bugün yeniden ısıtıp önümüze getirmeye çalışıyorlar. Ben bir gazeteci kimliğiyle devlette yani Ankara'da şunu net görüyorum. İnanın böyle bir şey söz konusu değil. Yani devlet hani eskiden olduğu gibi işte efendim yok fetö şurayı ele geçirmiş bu bilmem ne yapılmış hiçbir yapılanmaya e kesinlikle izin verilmiyor ve yani bunun da Zafer, çok sağlam peki, bir şekilde bu dekan, yapılıyor. Bu dekan fetö'nün boşalttığı yerleri tarikatlar alıyor mu demek istiyor? O zaman yani eğer böyle de demek istiyor. Hayır mu? onu ne demek istiyor yani o zaman? İşte onu demiyor bakın konuşmayı okuduğunuz zaman olabilir diyor. Uyarıda bulunuyor. Yani bir uyarı yapıyor ama onu hem o açıklamayı TRT'de yapması hem 15 Temmuz'da yapmasını hani bazen haberi böyle başlıkla satmak diye bir tabir vardır ya. Ya işte TRT'de eee ilahiyat dekanından şöyle çarpıcı bir açıklama gibi ya e, okuduğunuz zaman adamcağız bir uyarı görevini yerine getiriyor aslında. Hani FETÖ gibi bir daha bu acılar yaşanmasın. Devlette böyle yapılanmalar olmasın kıvamında bir açıklama o mesela geçmişte işte Sağlık Bakanlığı ile ilgili bazı iddialar gündeme getirildi. İşte efendim bilmem ne tarikatı orada hakim gibi ya da ne bileyim işte geçen sene hiç 3 Aralık 2019 tarihinde ben gelmeden çıkarttım. İçişleri Bakanlığı ile ilgili bir iddia gündeme gelmişti. İçişleri Bakanı Sayın Soylu'nun açıklaması var. bir tane göstersinler ben istifa ederim diye açıklaması vardı. Yani devletin İçişleri Bakanı bu açıklamayı yapıyorsa vatandaşlar olarak biz de buna inanmak durumunda yani sonuçta neyin ne olduğunu en iyi onlar bilir. Bakın o açıklama aslında önemlidir Ahmet Bey. Orada Süleyman Soylu şunu da söylüyor. Diyor ki 500 bin kişilik bir diyor... E, yapıda diyor, bir teşkilatta diyor. Elbette ki her siyasi görüşten ya da ne bileyim farklı tarikatlardan isimler olabilir. Ya bu çok normal. Evet olabilir. Ama eğer e, siz orada devlet memuru olduğunuz görevine e, bilincinde hareket ediyorsanız ve e, devleti önceliyorsanız yani vatandaşa hizmeti önceliyorsanız e, burada da yani yapacak bir şey yok. İnsanları da bir cadı avına çıkıp efendim sen şucusun, sen bucusun e, diye etiketlemenin, fişlemenin yaftalamanın da bir anlamı yok. Dediğim gibi devlet bunu kararlılıkla bu mücadeleyi yerine getiriyor. Son bir söz şunu söyleyeyim Ahmet Bey niyeyse bu tarikatlar meselesi cemaatler meselesi hep AK Parti ile ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Ya bu son yerel seçimlerde 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde birçok öne çıkan Böyle yapılanmanın e, muhalefet adaylarının desteklediğini, başta büyük şeyler olmak üzere özellikle Ankara özelinde desteklediğini biliyoruz. Zaten bunu Peki. ne e, CHP'liler inkar ediyor, CHP adaylar inkar ediyor ne de bu tarikatlar inkar <laughs> ediyor. Dolayısıyla hani meseleye bu boyuttan bakmakta da fayda var. Şimdi ya ben şöyle düşünüyorum yani sonuç olarak bir insan ne bileyim, bir cemaatin mensubu olabilir, bir tarikata gönül vermiş olabilir. Burada bir problem yok. Bu kişi devlet memuru da olabilir. Burada da problem yok. Problem şurada. Bu kişi tarikat örgütlenmesine yaslanarak sırtını oraya dayayarak devlet içinde bir görev alıyor mu? Ve kendisini devlet hiyerarşisinin dışında tarikat hiyerarşisine sorumlu hissediyor mu? Ben ona bakarım. Eğer bu söylediklerimiz oluyorsa büyük problem var. FETÖ demek bu demek zaten. FETÖ demek kendi dayanışma örgütlenmesiyle bir takım yerlere gelebilmek ve devlet hiyerarşisi dışında kendi hiyerarşilerine uymak. Yani FETÖ'nün bütün marifeti buydu. Bu açıdan bakılması lazım. İlahiyat Fakültesi Dekanı'nın uyarısını da biraz böyle görmek lazım. Bir de ben şöyle bir şey de gördüm İlahiyat Fakültesi Dekanı'ndan. Yani diyor ki ya biz de sorumluyuz. Bu konularda uyanı, uyarı, uyarı görevini yapmadık diyor. Yani bu FETÖ-METÖ konusunda uyarı görevini yapmadık. İnsanları uyarmadık diyor. aklı doğru. Yani öz eleştirisinde haklı. Şaban, Şaban Bey. Merhaba. ABP, ben bugün eski emniyet müdürü Sayın Hanefi Avcı ile görüştüm. Bu benim YouTube kanalı için, bizim TV için. Şimdi ona onunla da bu konuları konuştuk. Ee, diyor ki hani işte Ali Köse'nin sayın Ali Köse'nin açıklamalarını sordum. Malum e, sayın Hanefi Avcı Haliç'te yaşayan Simonlar kitabıyla ta 2010 yılında bakın 2010 yılında daha Ergenekon davaları sürerken Fethullah Gülen e, cemaatinin bir terör örgütü gibi devlet içinde örgütlendiğini işte ve gizli gizli yeraltı çalışmaları yaptığını deşifre etmişti. Bunun için de büyük bedel ödemişti. Hatırlayalım hepimiz. Dolayısıyla hani bu konuda analiz yapmak ve işte öngörüde bulunmak konusunda oldukça yetenekli bir emniyet müdürü yani eski bir emniyet müdürü Sayın Hanefi Avcı. O da bu Ali Köse'nin yaptığı açıklamaların ciddiye alınması gerektiğini söylüyor ve zaten diyor devlet diyor devlet 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 gibi yönetilseydi biz bu FETÖ belası nedeniyle yaşadıklarımızın hiçbirini yaşamayabilirdik. Devlet ne diyor? Bir takım işte cemaat ilişkileri, tarikat ilişkileri nedeniyle insanlara mevki makam verilirse ve hiyerarşik yapı bozulursa, devletteki o kurumsal hiyerarşik yapı bozulursa, işte FETÖ sürecinde son 10 yıldır yaşadığımız sıkıntıları yaşarız diye ciddi uyarlar yapıyor Hanefi Avcı da. Şimdi burada tabii Ali Köse'nin, Sayın Ali Köse'nin İlahiyat Fakültesi Dekanı sıfatıyla hem de devletin televizyonu olan TRT'de, hem de 15 Temmuz o hain darbe girişimini anma programında böylesine net uyarılar yapması bence çok çok önemsenmeli. Gerçekten çok önemsenmeli. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı bunu yani ne diyor Ali Köse? Neden bu sözleri söyleme gereği duydu? Ne oluyor diye hani devletin ilgili birimlerinden Peki, ilgili bakanlıklarından. Şaban ilgili Sevinç işte, Şa ee, ne diyor bu dekan? Ne diyor bize? bir özet geçebilir misiniz? Yani Vallahi ne diyor bu adam? Ahmet Bey diyor diyor ki yani kabaca dediği şu. Bir FETÖ gidiyor, devlet bir FETÖ ile işte mücadele ediyor. Onu temizlemeye çalışıyor devletin içinden ama binlerce FETÖ geliyor diyor. Bu şimdi hani gizli saklı bir şey değil. Hepimizin gözü önünde maalesef yaşanan son dönemde, son yıllarda özellikle FETÖ'nün darbe girişiminden sonra işte kimi cemaatlerin ve tarikatların işte FETÖ'yü de lanetleyerek hükümete daha da yakınlaşma ve hükümete yakınlaşarak işte iktidardan nasiplenme ya da işte iltifat görme gibi bir takım gayretleri kamuoyu önünde cereyan ediyor. Şimdi mesela Ali Köse'nin yaptığı açıklamalara ilk saldırıyı yapanlardan birisi cübbeli cübbeli Ahmet cübbeli Ahmet Hoca İsmaila cemaatinin önde gelen isimlerinden hani siz daha iyi bilirsiniz. Ben bir de bu tarikatları hakikaten çok yani yetkin değilim tarikatlar konusunda çok bilgili de değilim ama işte bir gazeteci duyarlılığıyla yaşananları da görüyorum, takip etmeye çalışıyorum. Cübbeli Ahmet Hoca Ali Köse'yi bir attığı bir işte takım seri tweet'lerle itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Yani sen neden işte bu uyarıyı yaptın? TRT'de neden böyle konuştun? Neden binlerce FETÖ geliyor dedin diye? Yani Ali Köse'nin çocuklarını ve eşini Avrupa'ya tatile göndermesinden tutun da İlahiyat Fakültesindeki öğrencilere işte nasıl eğitim verdiğinden, işte o çocuklara yazık olduğuna kadar bir itibarsızlaştırma çalışması başlattı. Şimdi ama aynı cübbeli Ahmet'e biz bakıyoruz. Mesela kendisi din istismarında hani kendisine hani söz hakkı çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama din istismarı konusunda bugüne kadar çok sayıda işte olayla kamuoyuna yansımış bir e, hoca diyelim tırnak içinde tırnak içinde hoca diyorum Cübbeli Ahmet'e. Mesela en hatırladığım şimdi Hazreti Muhammed'i bir terlik satıyor kendi televizyonunda. Bu terliği alanlar diyor, Hz. Muhammed'i rüyasında görüyor. Bu terliği satın alanlar diyor, bizden bu terliği satın alanlar, evine hırsız girmez, işte evinde yangın çıkmaz, yatıp uyuduğu zaman Hz. Muhammed'i rüyasında görür, kutsal bir terlik diyor. Şimdi bakın yani böyle safsatalar, böyle istismarlar, bunlar işte Ali Köse gibi bilim adamlarına, hakikaten Türkiye'nin özlediği, Türkiye'nin ihtiyacı olan bu tür Hani Ali Köse, tarzı bilim adamlarına saldırarak itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ali Köse orada kimseyi yani kimseyi böyle spesifik olarak hedef göstermiyor ki. Sadece hepimizin bildiği, hepimizin gözü önünde yaşanan, maalesef yaşanan bir takım işte cemaat, tarikat e, faaliyetlerine, devlet içine sızma girişimlerine, dikkat çekiyor ve bunun ileride FETÖ gibi Türkiye'nin başına büyük belalar açacağını söylüyor. Ve bunlar da Ahmet Bey gizli değil. Yani bir takım bakanlıkların isimleri geçiyor. İşte son zamanlarda mesela işte Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla işte AKP'nin eski eski bir milletvekili Mehmet Metiner'in arasında geçen bir tartışma var. Hatırlayalım. Hatta işte Sayın Metiner'in elinde bir liste oldu ve bu listeyi işte hani Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı'nda işte FETÖ'cüleri görevden almıyor, hala mevki makam veriyor diye parti içinde bir takım işte yerlerde dolaştırdığı falan iddiaları da Ankara kulislerinde konuşuluyor. ama hani Süleyman Soylu da tıpkı Sayın Cumhurbaşkanı gibi FETÖ ile mücadele konusunda oldukça duyarlı diye görüyoruz, biliyoruz. Ama hani öylesine kendilerini kamufle ediyorlar ki Fet, gerek FETÖ'cüler gerekse hani diğer tarikat e, mensupları yani eğer kafasında bir kötü niyet devlet içinde örgütlenme ya cemaatçi kimliğiyle tarikatçı kimliğiyle örgütlenme ya da FETÖ'cü ise deşifre olmama konusunda kendilerini öylesine kamufle ediyorlar ki. Belki Süleyman Soylu'nun da gözünden kaçar. Belki Sayın Cumhurbaşkanı'nın da gözünden kaçar. Yani Ş Şaban Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerek Sayın, Sayın Soylu'nun bir, bir latif kim şeyi bu konuda dinleyelim. Ne diyorsunuz bu konuya? Ya yani Önce e, Mehmet Metiner'le e, Süleyman Soylu arasındaki konuya çok kısa bir şey e, söylemek istiyorum. E, Süleyman Soylu gerçekten hem FETÖ'yle mücadelede hem PKK ile mücadelede e, çok başarılı ve bu milletin de teveccühünü bütün partilerden yani hatta CHP'lilerin bile teveccühünü kazanmış bir siyasetçi. Yani Süleyman Soylu'yla ilgili... Bu konuda bir duyarsızlık söyleyecek olsanız Türkiye'deki en son iki kişiden biri olur diye düşünüyorum. İnandıramazsınız diyor. Yani. Tabii kimseye inandıramazsınız. <laughs> bir de Sayın Metiner de arkadaşımız. Yıllardır tanıştığımız biri ve AK Parti'nin içinde şu anda aktif siyasette olmamasına rağmen ekranlarda, medyada, bir AK Partili gibi, bir AK Partili bakan gibi, milletvekili gibi mücadele veren biri. Ama ben şahsen Mehmet Metiner'in bu konuyu ekranlarda dile getirmek yerine Sayın Süleyman Soylu'dan bir randevu alıp Sayın Bakan'dan gidip benim elimde böyle bir liste var. Buyurun size sunuyorum demesini beklerdim. Şimdi bu açıklamayı Şaban Sevinç yapsa anlarım. Ama Mehmet Metiner AK Parti'nin içinde biri ve e, hani e, suçladığı demeyim ama uyardığı bakanlık da AK Parti'nin bir bakanlığı sonuçta. Yani bunu ekrana yansıtmadan halledebilirdi e, diye düşünüyorum ama onun da art niyetli bunu yaptığına inanmıyorum sonuçta televizyonda şimdi cemaatle ilgili konuşacağız e, bizler de. Ama ne ben ben hiç yadırgamadım. Ne güzel işte kamuoyu önünde şeffaf bir şekilde iki isim evet. tartıştı. Takdiri kamuoyuna bırakarak. Yani, evet, sorun yani, yapılmaması biri, lazım. Biri bir şey söyledi, diğeri de canlı yayında çıktı, kendi yaklaşımını söyledi. Eyvallah yani ben bu tartışmadan hani Metinler onu söylemeseydi öbürü telefonla. Yok, yok. gerek yok Şeye, yani. Sayın Bakan'ın hassasiyet göstermesi herhalde bu yüzden diye düşünüyorum Anlı, ben. Yoksa yani burada dünya ben yani söylediğinde sonuçta. konuşmasında bir sıkıntı olduğunu e, söylemiyorum. Aynen, yani benim ben de partimin bir adamı ekranda konuşmak yerine bunu gelip bana söyleyebilirdi. E, yani yaklaşım. ben o bir hani bir nezaket evet. yani bir siyasi nezaket açısından bunu söylüyorsunuz ama ben bir gazeteci olarak hoşuma gitti diyorum bu tartışma, Aa, ekranda aynı, aynı yapılması. Şey. Yani o elindeki bütün argümanları koyuyor ortaya, öbürü de telefonla bağlanıp, ya kardeşim hayır bu yanlış bir argüman diyor, birbirlerine sitem ediyorlar, ertesi gün Twitter'dan yazışıyorlar. Güzel yani, evet. şeffaf yapılsın yani tartışma, takdiri kamuoyu. Yani sorun, evet. Bence bir sorun şey, edilecek evet, bir değil. şey yok. Yani sorun edilecek bir şey değil. ...sonuçta Metiner'de gerçekten gayretli, canla, başla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Peki bu ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Ali Köse'nin... Bir, ...bir FETÖ gider, bin FETÖ geliyor. Bir FETÖ gitti, bir FETÖ bin FETÖ geliyor. Bu ne demek? Şimdi Ali Köse çok fazla televizyonlara çıkan bir ilahiyatçı değil. Ben de geçmişte birkaç defa programıma davet ettim, konuştum kendisiyle çok fazla televizyona çıkmayı, çok fazla konuşmayı seven bir akademisyen değil. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Yani Ali Köse'nin ne dediğiyle ilgili hiç lafı eğip bükmeye gerek yok. Ali Köse açık açık şunu söylüyor. Türkiye'de başka cemaatler de var. FETÖ'nün ulaştığı güce ulaşmak istiyor olabilirler. O güce ulaştıklarında tıpkı FETÖ gibi bir tehdit oluşturabilirler. Dikkat edelim diyor ki bundan çok daha doğal bir şey yok. Ama buradan hareketle de Türkiye'deki bütün cemaatleri itibarsızlaştırmanın, suçlamanın, bunlar devlet düşmanı demenin de bir anlamı ve mantığı yok. Sonuçta e, bir uyarıda bulunuyor yani. Ben geçen bir e, generalle konuştum. İşte dedim ki ya e, siz dedim FETÖ'nün TSK'ya sızdığını nasıl fark edemezsiniz? Yani AK Parti'yi suçluyorsunuz. Işte, ne dedi peki? Dedi ki ya sonuçta kanunlar var, yönetmelikler var dedi. Eğer karşınızdaki insan bir suç işlemişse, TSK'nın iş tüzüğüne aykırı hareket etmişse, kanunlara göre bir suç işlemişse onun hakkında işlem yaparsınız. Ama böyle bir suç yoksa ortada siz bir terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin belge sunamıyorsanız, koyamıyorsanız çok fazla yapacağınız bir şey yok dedi. Haksız da aynı sayılmaz. şey evet, aynı şey bu cemaatler için de geçerli. Yani İçişleri Bakanlığında da olabilir, Sağlık Bakanlığında da olabilir. Her yerde olabilir. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin çaycısı da olabilir veya orada çalışan bir memur da olabilir. Eğer yasalara aykırı bir pozisyonu varsa bir suç işlemişse gereğini yaparsınız. Çünkü Türkiye'de Cemaatlere mensup olmak bir suç değil. Peki o zaman nasıl mücadele edilecek? Şimdi şöyle mücadele edilecek. Bak diyor, diyorsun ki generale sordum. General dedi ki ben bu adamların bakıyordum sicillerine bilmem nesine. Adam bir suç işlememiş. Sonra ne yapacaktık? E, tamam. darbeci 15 olarak Temmuz. 15 Temmuz'da evet. darbeci olarak karşımıza çıktı. Ben buna bir şey yapamazdım." Şimdi, diyor. Bu da bu da aslında çok Masum bir savunma değil bence. E ne yapacak Evet peki? Ya şimdi devlet uyanık olacak. İstihbaratını devlet istihbarat çalışacak. olacak devletin ki ben bugün devletin istihbarat faaliyetlerinin bütün cemaatlerle ilgili yeterli kadar aktif olduğunu düşünüyorum. Yani hangi cemaat ne yapmaya çalışıyor? Hangi cemaatin ne kadar müntesibi var? Bunlar ne düşünüyorlar? Nereye sızmaya çalışıyorlar? Devlet bütün bunların hesabını yapıyor. Hiç merak etmeyin. Yani sadece iktidar bazında da değil, devletin her kurumu bu konuda çok hassas ve dikkatli. Ama şöyle bir şey var, cemaatler üzerinden çok uzun yıllar Türkiye'de İslam'ı ve Müslümanları itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Şimdi Şaban'ın biraz önce söylediği Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili konu. Yani tabii ki eleştirilebilir o terlik meselesi. Ben de eleştirdiğim bir takım şeyler var. Ama olayı kişiselleştirmemek lazım. Yani Ama kişiselleştiren, bu, bu bir dakika kişiselleştiren Cübbeli. Şimdi Ali Köse bir açıklama yapmış. Kimseyi hedef almamış. Yani somut olarak. Cübbeli resmen adama e, demediğini bırakmadı. Tamam onu eleştirelim. Karısını kızını falan tamam, da yazdı. Eyvallah, yani. Ayıp ben, bir ben, şey. Ben de, Şaban Bey'in ben, söylediği ben o de, yani. Hayır Şaban'ın o eleştirilerine katılıyorum. Benim söylediğim şu. Yani... Bu terlik sizi cennete götürür diyorsa yani bütün dünyada var cemaatlerde böyle şeyler. Amerika'daki cemaat sayısı Türkiye'den daha fazla. Yani evangelistlerin Amerika'daki etkinliği olur böyle saçmalıklar. Tabii böyle böyle şeyler böyle şeyler böyle şeyler olur. Onu görmeyin ama işte Ali Köse hoca'ya saldırı olursa orada bir dakika diyeceksin. Yani o zaman cemaatlerde dönüp kendine bir bakacak. Kendine çeki düzen verecek. Yani eğer bir cemaat devlete sızma gibi bir düşüncesi yoksa, bakın, e, FETÖ tipi bir yapılanma içerisinde değilse bir tehdit oluşturduğunu düşünmüyorum Türkiye için. E, çünkü sonuçta e, bir sosyal yapıdır. E, cemaatlerin de kendilerine yani, göre bir fren... Şey yapmayalım diyorsunuz. Zan altında, töhmet altında da bırakmamak Tabii lazım. Tabii O Anladım. Ama cemaatler de kendilerine çeki düzen verecek. Bir de bir şey daha söyleyeceğim burada. Cemaatlere bir eleştiri niteliğinde bu. Ee, ya ben bugüne kadar cemaatlerin bir araya geldiğini ilk kez ne zaman gördüm biliyor musunuz? Cemaat liderlerinin. 96'da Erbakan'ın başbakanlık konutunda verdiği iftar yemeğinde gördüm. Onun dışında bu cemaat liderlerinin bir araya geldiklerini, bir istişare yaptıklarını, Türkiye ile ilgili sorunlara ayna tuttuklarını, bunlara ben hiç tanık olmadım. Hepsi Fırkay Naciye'nin kendileri olduğunu iddia ediyor. Fırkay ne demek? Fırkay Naciye şu, peygamberimizin bir hadisi var. İşte der ki, ahir zamanda ümmetim 70 fırka olacak ama bunların içinden bir tanesi... Fırkayı, Naciye doğru Her, yolda. Olarak. Herkes kendini on, Tabii, o görüyor. Bütün yani. cemaatler şu anda e, kendini Fırkayı, Naciye olarak görüyor. Ama şu bir doğru mu? Doğru. Cemaatlerin kesinlikle kendilerine şekil düzen vermesi gerekiyor. Çıkıp televizyondan bu terlik sizi cennete götürür, bu terlik rüyanızda peygamberimizi gördürür demenin de doğru olmadığını düşünüyorum. Hakan Bey. Önce şey söyleyeyim. E, zaten bütün açıklamalar çok yeterli ve e, şey katıldığım açıklamalar hem Zafer Bey'in hem Şaban Bey'in hem Latif Bey'in aslında sizin sorularınızda da cevaplar saklıydı. O zaman herkes bir yönünü anlattıysa ben de kısa bir sadece yönünü ilave edeyim çünkü anlatılan anlatıldı. Önce şu şeyi söyleyeyim ama Demok e, Soylu Metiner Sayın soyluyla Sayın Metiner'in tartışmasıyla ilgili bir kere bir siyasi parti Selen Türk'te oldu. Selen Türk'te oldu. Benim bulunduğum programda oldu. Semiha Semiha Şahin'in programı. programında oldu. Şimdi bir siyasi partinin içerisinde bazen fikir ayrılığı olup bu tür tartışmalar olması sizin de söylediğiniz gibi bu gayet normal ve demokratik bir şeydir. Yani o e, siyasi partiye tam tersi düşünülenin aksine daha demokratik bir şey verir. İmaj verir. Çünkü yani hani bir, bir biat kültürü var filan diye bir takım tanımlamalar yapılıyor. Yok bak burada da tartışma olabiliyor şeklinde bir. Böyle bu niteliğiyle bu sıkıntılı bir tartışma değildi bana göre. Ha soylu için şunu söyleyeyim. Ee, şimdi İçişleri Bakanı'nın bende enteresan bir e, pozisyonu var. Onu millet es geçiyor ama hatta eleştiren filan bile var. Ama ben onu çok e, ayrı bir yere koyuyorum istifa edişini. Çünkü aşağı yukarı ölçtüm, biçtim. Ben yanlış yaptım diye istifa eden son 37 yılda bir tane bakan yok. Yani ben bunu yanlış yaptım. Çok üzgünüm, özür dilerim, istifa ediyorum diyen adam çıkmadı bu ülkede. Japonya'da var. Japonya'da 22 tane bakan istifa etti yanlış yaptım diye. Ama onlar harakiri falan da yapıyorlar yani. Bizde yok. Bizde herkes kusursuzdur. Harakiri de yapmasınlar ya. Tabii. Vahişsiz o marjinal şey yani. bir şey. Ama Soylu neden bu, bu konuda önemli? Ya o, o bile eleştirildi ama bir dakika ya adam dedi ki ben yanlış yaptım bunu, çok geç haber verdim, kusura bakmayın, istifa ediyorum dedi. Onu bile eleştirdiler. Ama o mühim bir hareketti. Dolayısıyla o yönüyle Süleyman Soylu'nun bir şeyi var. Yani böyle bir farklı bir duruşu var bu bir. Bir de gerçekten senelerdir bir riskin altında. Yani Türkiye'nin en zor dönemlerinde İçişleri Bakanlığı yapıyor. Ha, Sayın Metiner'e gelince, Metiner de hakikaten senelerdir yani e, iktidarın e, tamamen milli bir bakışla yanında duran bir Kürt vatandaşımız. Bu yönüyle takdir alan bir adam. Dolayısıyla ee, i̇kisinin de e, pozisyonu ayrı ve farklı ve tartışmaları da bence demokratikti Ha üzülmüş o gece ses tonundan anladık İçişleri Bakanı Üzüldüğüne açıkçası ben de üzüldüm ama e, Yani biraz fazla şey oldu belki de e, dozaj fazla olmuş çok fazla eleştiri gibi olmuş oldu belki Mehmet Bey'in dediğini ya, öyle aldılar. Yani yani tabii şöyle oluyor bu işler. Yani senin yönettiğin kurumda FETÖ'cüler var, hiç aldırış etmiyorsun filan denince biraz evet, kime söyleseniz o, bunu adam <laughs> tabii, yani, tabii, evet. tabii tabii tabii. Ee, tabi. ama metin nerede iyi niyetli bir şekilde uyardığını söylüyor. o ikazı. Belki Latif Şimşek'in söylediği gibi İşte konum buraya geliyor zaten. Evet. O evet. mevzu. O. Ya, ekranda, Şimdi Ali Köse'ye geldi. bunu söylenmesi... bunu söyleyen kişi Bak Metiner eğer ekranda bunu söylüyorsa gele, gelen cevaba da katlanacak. Onun karşılığı da budur. Ek, sen bunu ekranda söylersen adam da sana cevap verir yani. Bu böyledir. Öyle evet. değil mi? Şimdi Ali Köse'ye gelince bence çok e, ciddi, önemli ve sağlıklı bir uyarı. Hakikaten. Yani işte, demin Şaban Bey, Bey de e, lafa böyle girdi. Katılıyorum zaten herkesin görüşü aynı. Ee, neden ama ben de başka bir yönü söyleyeyim konunun. Şimdi bir kere FETÖ, Fethullah Gülen'in konuşmalarını dinliyoruz tabii yıllar sonra. Ee, orada plan bundan 10-15 yıl önce belki 20 yıl önce iktidarı içeriden ele geçirmeye devşirilmiş. ya O konuşma konuşmadan çıkmış. O konuşma zaten 25 yıl önce yapılmış. Yani. Aynen. Yani 30-40 yani yıllık orada plan o yani, evet. Tahammüden geliyor, planlı geliyor. Tabii. İktidarı tabii. ele geçirmek üzere geliyor. Kendini diyor gizle, Heh. ne olduğunu belli etme, hakim ol, savcı ol, general ol, asker tabii, ol. İyi, askeri. Hiç okullara, diyor kendini. Hiç kendini belli etme. On, e, bambaşka bir. Bürokrat kadrosu gelecek. geliştirmeler. Sonra diyor bir, bir ara diyor kendini belli edeceğim bir vakit Hem gelecek. En diyor. büyük tehlike de e, NATO. ...Gladio kökenli, CIA kökenli bir oluşum olarak Türkiye'nin içine sokulup hazırlanması ve o yüzden belki de bu kadar pervasızca Şimdi, Semirdi geldi yani. yani dış kaynak darbeleri bile atlayarak geliyor Dış geldi kaynaklı yani. işbirlikleri birlikleri olmasa bir bu kadar büyüyebilir evet. mi zaten canım o? Burada bir tek şeye dikkat çekmek istiyorum. Ali Köse neden attı biliyor musunuz Sayın Köse? Şimdi FETÖ'de belki 30-40 yıl önce Masum bir cemaat gibi başlamış olabilir bilemeyiz. Yani işte e, dini bir Yo, doğru, doğru başlamış olabilir. öyle Bilemeyiz. Bile, bilebiliriz belki. Öyle başlamış. yani. Adam Ona, sonuçta İzmir'de Kestane Pazarı değil mi? Öyle bir yerde. Kestane Pazarı. Vaiz İzmir'de başlıyor önce evet. Vaiz değil mi öyle mi başlıyordun? Ya ben bak şöyle bir şey söyleyeyim. Vaiz Peki. olarak şey e, imam olarak başlıyor Kestane Pazarı'nda önce daha sonra vaiz oluyor. Şimdi 70'li yıllarda, özellikle 77, 78, 79'da öyle bir vaazlar veriyordu ki, yani kimse... Haa, millet ağlatıyordu. Evet, tabii, tabii, tabii. O kasetleri dinleyerek insanlar hüngür hüngür tabii, tabii, ağlıyordu. Tabii, Doğru. Tabii. İşte onu söylüyorum. Tabii. Şimdi böyle bir başlangıçtan sonra... Devlet kurumları falan yoktu o zaman hesapta. Yok, yok, yok. Bence de yok. Öyle bir hava yoktu. Yani Onları da dinledik çünkü. Sonradan dinledik. O zaman da dinlemiştik. Şimdi dolayısıyla... Burada süreç içinde büyük bir güç hasıl olunca artık iktidarı ele geçirme hedefi vehm olunmuş. Dolayısıyla burada işin şekli değişmiş. Son kaç yıldır bilmiyoruz. 10 yıldır mı 20 yıldır mı? Ama Sayın Kösen'in uyarısında da şu gerçek saklı. Şu anda da masumane pozisyonda olup ama bir şekilde süreç içinde belli bir güce ulaşacak olursa çünkü bu bazı dış güçler kuvvetleneni seçiyorlar, yaklaşıyorlar, finanse ediyorlar, destekliyorlar, işbirliği yapıyorlar, işini kolaylaştırıyorlar. Benzeri tehlikeler gelecekte de olabilir anlamında söylüyor. Bir bu sizin ilk sorunuz oydu Zafer Bey'e. İkinci sorunuzdaki gerçek dediğim de şu. cevap sorunun içindeki gerçek dediğim bu belki e, şu anki mevcut yapılanmalar için tehlikeli olmasa bile gelecekte bu yapılanmalar da devlet içinde çok güçlenirlerse benzeri hedefler kendilerine hedef edinebilirler. Nitekim ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın doğrudur değildir emin değilim ama olumlu bir laf olarak bulduğum için burada söyleyeceğim. Yani bunu söyleyip söylemediğine eminim çünkü birisi söyledi bana böyle dedi diye bir böyle özel bir mülakatta demiş ki bu FETÖ olayları patladıktan sonra iyice ya demiş Atatürk'ün de bir bildiği varmış demiş. Devletin içine bu kadar cemaatler konusunda hassasiyet gösterdi. <laughs> Şimdi dedi mi demedi mi bilemeyiz. Ama ben bu sözü olumlu bulduğum için e, burada söylemek ihtiyacı hissettim. Daha önce de söylemiştim başka bir canlı yayında. Ama böyle bir şeyin aslında burada Görülmesi... şunu konuşmamız gerekmiyor mu? Sen devam edersin yine. Yani tamam Ali Köse bunu söyledi. İşte sen de uyarılarını yapıyorsun. Ne yapmak lazım? Yani mesela sana göre ne yapılması lazım da hmm. e, bu işlerin önüne geçilmesi lazım. Belki e, tartışmamız gereken konu bu yani. O zaman Metot. onu ileride tartışırız. Yok, bir cümleyle şöyle söyleyeyim. Çünkü öyle bağlamak istiyordum zaten. Ben Tatsız bir ekleme yapmak istiyorum. Tamam hemen bitsin Hakan Bey. Şimdi bu söz, bu söz söylenmiştir, söylenmemiştir bilemeyiz. Ama devlette bir hassasiyet başladığı bu FETÖ olayından sonra belli, açık. İşte Latif Bey söyledi ha, yani aynen. müteyakkız dedi yani devlete. Müteyakkız Uyanık. olmak lazım. Yani teyakkuz halinde olmak lazım tam Arapça tabiriyle. Şimdi bu durumda e, Cumhurbaşkanı 50 bir, 150 bin tane konuyla uğraşıyor tamam mı? Bu konuyla ilgili artık danışman şeyinde mi olur, statüsünde mi olur yoksa bir birim mi olur onu bilemem. Ama bir takibi alıp aslına bakarsanız birkaç başkanın dönemi hariç Diyanet İşleri bu konuda genelde samimi olmuştur bu, bu konularda. Yani Diyanet'e ben hatırlarım 30-40 yıl önceyi de hatırlıyorum ama. Evet doğru. Diyanet genelde bu tür konularda bir şey yaklaşırdı. Diyanet İşleri Başkanı. Devam edelim. Şimdi Zafer Bey bir şey söyleyeceğim dediniz. Başka bir konuya geçeceğim. Hemen söyleyin lütfen. Şimdi hemen bu konuda şöyle Ahmet Bey bakın burada bütün Türkiye'deki dini yapılanmaları, cemaatleri, işte tarikatları biz FETÖ ile aslında eş tutarak bir anlamda haksızlık yapıyoruz niye? Çünkü fetö din dışı, dünyevi hedeflerine ulaşmak için dini paraban olarak kullanan bir istihbarat örgütü yani dış güçlerin bizim içimize yerleştirdikleri ve 40 yılda devleti ele geçirmesine yardımcı oldukları bir örgüt. Ama burada biz bütün Türkiye'deki dini yapılanmaları, bu yapılanmaların içerisindeki insanları tamamen safiyane duygularla, dini duygularla burada olan insanları potansiyel bir terörist gibi görmeye gidecek bir anlayışa burada sanki zemin hazırlanıyor. Yani bu benim hani bu biri bunu yapıyor anlamında söylemiyorum. Fakat burada şunu da vurgulamak lazım. Bakın Türkiye'de mesela hendek operasyonları yapılırken 16 Ocak 2014 tarihinde Tam 1128 tane akademisyen bir araya geldi ve ortak bir bildiri yayınladı. Dediler ki bu suça alet olmayacağız. Suç dedikleri ne? Devlet kendisinin üniter yapısını hedef alan bir terör örgütüne karşı bir mücadele başlatıyor, bir operasyon başlatıyor. Sizin devlette kadrolaşmış, maaş verdiğiniz kamu görevlileriniz size karşı açıklama yapıyor. Şimdi herkesi terörist ilan eden, bütün cemaatleri terörist ilan eden bakış açısına sahip arkadaşların devletin bazı e, birimlerindeki, kuruluşlarındaki bu yapılanmalara niye ise sessiz kaldıklarını ben hayretle izliyorum. Yani 15 Temmuz günü şimdi bu insanlar sokaklara çıkan, darbeye karşı darbe yapan, tankın önünde çıplak ellere duran insanlar da bugüne çok eleştirdiğiniz cemaatlere, tarikatlara gönül veren insanlar da vardı. Hatta bunlar birçok yerde ön plandaydılar. Dolayısıyla insanlar bazı tarikatlara mensup olabilir, cemaatlere mensup olabilir. Hatta bu insanlar devlet görevlisi olabilir. Bunda şaşılacak bir şey yok. Yani hepimiz bu ülkenin 83 milyonda bir hissesine sahip insanlarız. Ama işte efendim o o cemaatten deyip de insanları, herkesi FETÖ'cü teröristlerle bir araya e, bir tutmak da bence bu insanlara karşı bir haksızlık. Bir de şu var, ya bakın Türkiye tarihi aynı zamanda bir darbeler tarihi Ahmet Bey. Yani şöyle düşündüğümüzde 27 Mayıs'tan bu yana e bütün bu askeri darbelerin hangi birini bu cemaatler tarikatlar yapmış? Bir de olayın bu boyutu var. Şaban yani, Bey ne diyorsunuz? Farklı gösteren. Bir, bir Şaban Bey haksızlık bir şey, mı yapıyorsunuz? Söz söyleyeyim çok kısa bir şey. Bakın Uğur bir, Mumcu bir, Bey, şey Bakın, bir şey Uğur Mumcu'nun şey bir sözü yani var. var. Ahmet Bey çok güzeldir. Türkiye'yi özetleyen bir sözdür. Uğur Mumcu der ki bu <laughs> ülkede bankaları kar maskesiyle ülkeyi Atatürkçülük maskesiyle soydular der. Burada kimse yanlış anlamasın. <laughs> Farklı yere çekmesin. Ben Atatürkçülüğü kendilerine maske yapan İlhan Selçuk'un gardırop Atatürkçülüğü <laughs> olarak özetledikleri bir anlayıştan bahsediyorum. Yani madem devletteki bazı yapılaşmaları kadrolaşmaları tartışıyoruz. Bunları da tartışalım. Bu darbe öğreten sistemden kim yararlanmış. Niye evet. bunlar sürekli Türkiye tarihini bir darbeler tarihi haline getirmiş? Bu çok eleştirilen cemaatler, tarikatlar bu darbelerin neresindeymiş? Bir de şunu hatırlatalım. Ya Mehmet Moltay'ın bir açıklaması yok mu? 90'lı yılların Adalet Bakanı Mehmet Moltay'ın açıklaması. Ben devlette elbette kadrolaşacağım diye. Her bu bakın ben bunu eleştirmiyorum. Her siyasi iktidar kendisine yakın gördüğü kadroları devlete taşımak ister. Yani bunları <laughs> e, sadece bir e, cemaati ya da bir grubu onu, FETÖ eş tutmak doğru bir yaklaşım değildir. Onu anladık da. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben şimdi. şunu söyleyecektim kısa. Şimdi Ahmet Bey, Ay, Çaban Bey çok özür dilerim. Çok kısa bir şey söylüyorum. Şimdi siz demin dediniz ki. E, e, Tabi tabii. Ben o noktadayım. Ee, eğer bir kişi devlette bürokraside hizmet görürken cemaatiyle ilgili konuları esas ön plana alıp onu sadece bir e, ikinci planda görürse bu tehlikeli olabilirdi. Şimdi bence burada ölçü budur. Yani bir adam bürokrat olup da... İşte onu nasıl tespit edeceğiz? Masumane edecek? ama onu şöyle... E, ha Tabii ki tamam anladım Doğru ama yani o. masumane bir e, maneviyatla adam bir cemaatte ise... Şimdi onu bilemezsiniz. E O yüzden burada bir tek formül kalıyor. Bilindik bazı e, ismi e, isim birçok isim var gerek yok. İsim e, vermeye gerek yok ama cemaat mensubu olarak bir örgütlenme sezdiğiniz an... Onların daha fazla örgütlenmesi ne yazık ki gelecekte bu tür bir sıkıntıya yol açabilir. Her şekilde Şaban Bey biraz bu tarikatlara Bey, ve cemaatlere. bakın çok küçük bir araya gireyim. devlet bakın devlet bu mücadeleyi yaptığı içindir ki bakın ben ilk bölümde bir şey söyledim çok üzerinde durulmadı. Devlet zaten bu mücadeleyi yapıyor, hakkıyla yaptığı için 2019 yerel seçimlerinde Türkiye'de öne çıkan, çok kuvvetlendi denilen bazı tarikat yapılanmaları iktidar partisini desteklemedi, muhalefeti destekledi. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Peki. Bunun da üzerinde duralım lütfen. Peki, Şimdi... ben daha A Anet açık Bey. söylemek gerekirse Süleymancılar A e Bey. Türkiye'deki en güçlü cemaatlerden biri, en eski cemaatlerden biri. Murat'ın söylemek istediği o, Zafer'in, Zaferin söylemek istediği o. CHP'yi desteklediler, CHP'nin adaylarını desteklediler.